Öncelikle koltuğumuzu ayarlarız. Arkadan kemerimizi takarız. Sonra komisyon üyesi hocamız der ki aracı yarım kontak yap. Şu anda yarım kontak durumunda. Şimdi ön paneldeki bazı şeyler soracaktır. Yaklaştır telefonu biraz. Yaklaştır. Oradaki şeyleri sıralayalım. Soldaki motor devir göstergesi. Sağdaki kilometre hız göstergesi. Işıktan yansıyor bak. Ortadaki uzun olan bak termometre var. Orada hararet göstergesi. Sağdaki de yakıt göstergesi. Işıklara gelelim Bilgehan. Şu bak yanıp sönen lastik basıncı ışığı. Öteki el freni çekili olduğunu gösteriyor. Diğer taraftakiler üstteki sarı olan motor arıza ışığı. Diğeri şarj göstergesi. Akü sembolü olan. Sağdaki de yağ göstergesi. Ondan sonra diyecek ki şöyle kapatalım birazcık. Şöyle. Tamam. Görebiliyor değil mi Önür Ağa şimdi? Evet. Silecek kolumuz. Öne doğru solu sileriz bak. Şöyle. Bak cama. Böyle kademe kademe silinir. Şöyle. Evet. Bu da arka camı sulu siler. Arka camı göster şimdi bak. Arka camı. Arkadan şu evet bak. Böyle sulu siler. Bu da normal siler bak. Şöyle döndürerek. Normal siler. Silecek kolumuz bu kadar. Şimdi sinyal kolunu sen kaldır. Yukarı kaldır bakalım. Bak. Oku göster. Sağ sinyal. Aşağı indir. Sol sinyal. Kapatalım. O kafayı bir tane döndür bakalım. Başlığı. Bak şu oka dikkat et. Şu an sıfırda. Bir tane döndür. Park lambaları yandı. Bir tane daha döndür. Kısalar yandı. Onu ileri it. İleri şöyle. Parmağınla ileri doğru it. Evet öyle. İt ileri. Ama yukarı değil. İleri bak şöyle. Bak yumuşak yumuşak. Çok sert değil. Bak yumuşacık. Bak bu kadar. Bak mavi döndü. Mavi yandı. Uzun farlar yandı. Kendine çek. Kısalar döndü. İleri it uzunlar. Bu da selektör. Biliyor musun? Ha, bu muydu selektör? Evet, evet. İşte o kadar. Bu selektör. Şimdi kapatalım onu. Kapatalım. Kapat öbür türlü. Evet. Şimdi sen yak bakalım. Bir tane döndür. Hem göster bak telefonu şöyle görünsün. Biraz şuradan. Şuradan mı? Ha. Evet. Bir tane döndür. Park lambaları. Bak o ışığı göster bir de. Işığı. Tamam ışık. Park lambası yandı. İleride gözüküyor. Evet. Bak. Görüyorum. Ha. Evet. Şimdi bir tane daha döndür. Kısa farlar. Oraya bak. Kısa yeşiller yandı. Onu evet. İleri it yumuşak. Öne doğru it. Öne doğru. Öne doğru it. Evet. Evet. Maviye döndü. Bak orada. Evet. Uzunlar. Kendileri doğru çek bırak. Çek bırak birkaç kez. Çek bırak. Bu da selektör. Bak kısa uzun kısa uzun yapıyor. Tamam. Şimdi kapatalım. Kapat şimdi onu. O telefonu kapatma. Aracımızın aynı ayar düğmesi orada. Şunlar. Şu düğme. Aynı ayar düğmesi. Sağ ayna için şura. Sol ayna için bunu sola alıyoruz. Yukarı, aşağı, sağ, sola oynayabiliyoruz. Sağ aldık mı yine bunu. Bak yukarı, aşağı, sağ, sol oynayabiliyoruz. Ortada yüklüsüz oluyor. O aynalarımızı ayarlamak düğmemiz. Şu cam açma kapama düğmemiz. Şunlar. Bak. Bak şöyle. Yukarı doğru kaldırıyoruz. Aşağı doğru indiriyoruz. Tamam. Tamam. Pedallar iki tane var. Bir fren, bir gaz. Sağdaki gaz, soldaki fren. Aracımızda iki fren var. Bir ayak freni, bir de el freni var. Ayak freni aracı çalıştırırken, vites değiştirirken, aracı durdururken, aracı yavaşlatırken kullanıyoruz freni. El frenini de şimdi olduğu gibi park halinde araç durunca sabitlemesini kaymasın diye kullanıyoruz. Tamam. Harfler gelince kaç vitesli araba dedim hocam diyeceksin. O zaman P park ifade ediyor otomatikten. R geri vitesi, N boşu, D de ileri vitesi ifade ediyor. Aracımızın D'de ve R'de çalışmadığını bilelim. Araç D'de ve şöyle işte bak. Bak çalışmaz araç bak. Çalışmıyor. Tamam mı? Araç R'de ise yine çalışmaz. Bak çalışmaz. N'de. Evet N'de. Bak dikkat et. Çalıştı. Şimdi P'yi alalım. Gene çalıştı. Demek ki P'de ve N'de çalışıyor araca. Araç R ve D'de çalışmıyor. Çünkü araç bir test olmuş oluyor. Tamam mı Bilgehan? Tamam. Hangisini bırakıyoruz çıkarken? Boşta. Boşta. Boşta bırakıyoruz. Parka da alabilirsin ama boşta da bıraksan el freni boşa alacağım. Vitesle mi diyelim araba? Vitesli araba. Şöyle ne için yapmayalım. Vitesli araba. El freni çekiyorsun. Boşa alıyorsun. Sonra bir diğer freni basıp P'ye bırakabiliyorsun ama boşta da bıraksan bir şey olmaz. Anladım. Yani P'ye alırsan kendi evinde normal arabayı kullanırken boşta hiç bırakma. Mutlaka parka alacaksın. Tamam. Park halinde bırakacaksın. Çünkü boştayken fren olarak tutmadı kayabilir. Gelelim buraya. K
kalorifer klima düğmeleri bunlar. İyi bak, iyi şey yap, göster. Şu klimanın açma kapama düğmesi. AC. Ondan sonra sıcak soğuk ayar düğmesi. Fan ayar düğmesi. Bu da konum ayar düğmesi. Nereye üfleteceğiz bu sıcağı soğuğu? Tamam mı? Şu an ayak ve camı açtım. Bu ön cam. Bu arka cam restansı. Arka camı buğu çözücü. Yağmurlarda, karda, kışta kullanıyorsun. Bu da araç havalandırma düğmesi. Bu da klima açma kapama dedik. Teyip açma kapama düğmesi burası. Bu da dörtlüler. Ondan sonra tavan aydınlatması Bilgehan. Dörtlüler şeyde böl beklerken. İşte böl beklerken falan. Senin hiç sınavda yakacağın bir durum yok. Sen normal durumda. Ancak araç değiştirirken mesela şoför değiştirir veya çok bir şey oldu, bir yanlışlık yaptın, bir şey oldu, sağa çektin. Dörtlüler yakarsın. Mesela diyelim ki kemerini falan takmayı unuttun. Sınavda olmaz o da. Sınavda indirirler zaten aşağı. Sağ dikiz aynası. 3 tane ayna var arabada. Bir sol dikiz aynası. Bir de geri görme aynamız var. Evet. Sonra başka hemen hemen bütün sorulacak sorular bundan ibaret. Kapatabilir. Bir dakika kapatma, bir şey daha söyleyeyim. Evet. Aracımızın sinyal konusu çok önemli. Kırmızı hata. Aracın düz bile kalksa her kalkışı sola sinyal, her duruşu sağ sinyal. Parka girelim dedim, hoca kalkalım dedi, devam edelim dedi, hemen sola sinyal. Duralım, parka girelim dedi, sağ sinyal. Sağa dönelim, sağa geçelim, sağ sinyal. Sola geçelim, sollayalım, sol sinyal. Şerit değiştirmeler hep sola geçme sol, sağa geçme sağ. Sağa dönmeler sağ sinyal, hep 30 metre, 20 metre öncesinden vereceğiz ama. Parka girmeden önce, 20 metre öncesinden, değil yani. Hemen dibinde değil, bir 10-20 metre öncesinden vereceğiz. Dönüşe de 20-30 metre kala vereceğiz. Dönüş bitene kadar devam edecek. Parkta ya park yaparken sinyale gerek yok. Ama yanaşana kadar sinyale gerek var. Durana kadar. Yolda hemen parka girdim kapat sinyali değil. Son noktaya kadar duracağız. Sinyali öyle kapatacağız. Vitesi diyelim ki paralel parktayız. Duvarlara yanaşana kadar sinyal yanacak. Sonra çıkarken mutlaka sinyal yakmadan çıkmayacağız. Kalma sebebi oluyor çünkü. Dönüşlere böyle şu araba kadar kalınca sinyal yakacağız mutlaka. Dönüş bitene kadar. Parka girerken şimdi duracağız ya, sağ sinyal veriyoruz. Tabii. Çıkarken sol. Tamam. Ama L Park'ta hem çıkarken hem girerken sağ sinyal. Çünkü sağa döndüğümüz için L Park'ta, tamam, orada sağ sinyal. Hocalar alınca sol sinyal ama. Kapatabilirsin, tamam, şimdi.